أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif bizim için hayırlı ve mübarek olsun. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'ten doya doya istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, malumlarınız Ramazan ayı Kur'an ayı demek. Bu ayda Kur'an'dan istifade etmek gerekiyor. Kur'an'ı bol bol okumak gerekiyor. Biz de sizlere bu sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'den birçok ayetler söyleyerek efendim bu sohbeti şekillendirelim, değerlendirelim istiyoruz. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Zariyat suresinde şöyle buyurmakta: Bismillahirrahmanirrahim ve zekir fe inne zikra tenfa'ul müminin. Ey Habibim, sen hatırlat, öğüt ver. Öğüt vermek, hatırlatmak müminlere fayda verir diyor. Furkan suresindeki ayet-i kerimede de Bismillahirrahmanirrahim ve lezine izâ zikiru bi ayati rabbihim lem yekhirru aleyha summe ve umyana. Allah'ın ayetleri müminlere hatırlatıldığı zaman, söylenildiği zaman onun ayetlerine, o hatırlatmaya kör ve sağır kesilmezler buyurmakta. Onun için değerli kardeşlerim, sizlere Ramazan ayında Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinden hatırlatmak istiyorum, söylemek istiyorum. Cenab-ı Hak bu sohbetimizi bereketlendirsin. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz ki mümin her daim Rabbinin rızasını gözetecek şekilde hayatı yaşamalıdır. Onun rızasını ve onun sevgisini kazanacak şekilde hayatını sürdürmelidir. Diyeceksiniz ki hocam, mümin neler yaparsa, nasıl bir özelliğe, nasıl bir sıfatlara sahip olursa Allah'ın sevgisini kazanır. İşte bu soruların, bu sorunun cevabını aramak için değerli kardeşlerim sizlere bir hadis-i şerif ve akabinde Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bizzat kendisinin beyanıyla müminlerin hangi sıfat ve özelliklerini söylediği, sevdiğini beyan ettiği o ayet-i kerimeleri böyle okuyuverelim, öğrenelim, öğretelim. Bu şu ayet-i kerimelerle birlikte, bu hadis-i şerifle birlikte hayatımızı idame ettirelim. Değerli kardeşlerim, ayet-i kerimelere geçmeden önce Buhari'de geçen, Buhari'nin Rikak babında geçen şu hadis-i şerifi iyi okuyup iyi öğrenmek gerekiyor ki eğer biz Allah'ın rızasını kazanırsak, sevgisini kazanırsak bize yansımaları, tezahürü nasıl olur, onu iyi değerlendirmek gerekiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadis-i şerif değerli kardeşlerim, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz Allah tebareke ve teala şöyle buyurmuştur. Bu ifadeyle biz şunu da öğreniyoruz ki bu hadis-i şerif aynı zamanda kutsi bir hadis-i şerif. Yani manası Cenab-ı Hakk'a, söz ve lafızları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Kim benim dostuma, velime düşmanlık yaparsa. Cenab-ı Hakk'ın dostu kimdir değerli kardeşlerim? İki ayet-i kerimede Rabbimizin dostu kim olduğunu biz öğreniyoruz. Âl-i İmrân suresindeki ayet-i kerimede Vallahu veliyyül müminin. İman edenler, müminler Allah'ın dostudur diyor Cenab-ı Hak. Câsiye suresindeki ayet-i kerimede de Vallahu veliyyül müttakîn. Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olan, sakınan müttaki kullar Allah'ın dostudur diyor. Dolayısıyla iman etmiş takvalı müminler Allah'ın dostlarıdır değerli kardeşlerim. Diyor ki ona kim ona düşmanlık yaparsa ben ona harp ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldığım bir şeyden bence daha sevimli olan bir şey ile bana yaklaşamamıştır. Kulum farzların dışındaki nafile ibadetlerle bana sürekli yaklaşır. Sonunda ben onu severim. Sonunda onu ben severim. Burası çok ilginç değerli kardeşlerim. Dikkate değer. Ve Rabbimiz diyor ki devamında, onu sevdiğimde duyan kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse onu kendisine veririm. Bana bir şeyden dolayı sığınsa onu korurum. Yani
duyan eli, gören gözü, yürüyen ayağı derken onun azalarını benim zikrime, beni anmaya, beni ibadete, kulluğa musahhar kılarım. Onun azalarından cereyan edecek, ortaya çıkacak bütün işlere, bütün oluşlara bereket ihsan ederim. Onu muhafaza ederim. Sağlık, sıhhat, afiyetlikte tutarım. Ona rahmetimi sağanak sağanak indiririm. Hani tabirimizi hoş görün değerli kardeşlerim. Hani Konya'mızın ifadesiyle attığı taş yani ileri gider değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak her daim okulunun yardımcısı olur, muhafaza eder, dualarına icabet edermiş bir kulunu sever ise bu hadiste bunu görüyoruz. Ve devamında diyor ki değerli kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yapacağım bir şeyde mümin bir kimse hakkındaki şu tereddüdüm gibi bir tereddüt göstermedim. Mümin kul ölümden hoşlanmıyor. Ben de onun hoşlanmadığını istemiyordum buyurdu demiştir. Cenab-ı Hak mümin kulunu seviyor ve onun ona kavuşmasından hoşnut oluyor. Mümin bu bilinçle, şuurla yaşamalı. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, Rabbimizin sevgisini kazanmak için her daim çaba göstermemiz gerekiyor. Bakınız ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de efendim sizin için tespit ettiğim kıymetli kardeşlerim yaklaşık 10 ayet-i kerimede Rabbimiz kimleri sevdiğini bizzat kendisi ifade ediyor ayet-i kerimelerde. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci ayet-i kerimeyi okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورُ رَحِيمٌ Âl-i İmran suresi 31. ayet-i kerime. De ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Demek ki Rabbimizin bizi sevmesinin birinci maddesi, birinci izahatı neymiş değerli kardeşlerim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmek. Onu örnek almak. Onun yaşadığı gibi bir hayatı yaşamak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi her daim örnek almak. Ve bunun neticesinde Rabbimiz ayet-i kerimede Allah da sizi sevsin diyor. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi çokça sevmek, salatü selam getirmek. Müminlerin özelliklerinden bahsederken Cenab-ı Hak Ahzab suresindeki ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim En-nebiyyü evlâ bil mü'minîne min enfusihim. Müminlere peygamber canlarından daha evladır ifadesini kullanır. Canımızdan bile daha çok seveceğiz ve örnek alacağız. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle hadis kitaplarında özellikle Tirmizi'nin Şemail-i Şerif'inde günlük hayatı nasıl yaşıyor, efendim sabah kalkıp akşam yatağına girip yatıncaya kadar neler yapıyor, bunları değerli kardeşlerim pekala öğrenebiliriz. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarılalım ve Rabbimizin sevgisine böylelikle mazhar olalım. İkincisi değerli kardeşlerim, Allah takvayı ve müttaki kullarını sever. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurmakta. Bismillahirrahmanirrahim. Bela men evfa bi ahdihi ve ettaka fe innallaha yuhibbul muttaqin. Kim sözünü yerine getirir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, takvalı mümin olursa, sorumluluğunun bilincinde olursa, şüphesiz Allah da sakınanları, o takvalı müminleri sever buyurmuştur. Onun için takvalı müminler olacağız. Âl-i İmran suresi 76. ayet-i kerimede değerli kardeşlerim, takva helal haram bilinciyle hayatı yaşamak demektir. Helal dairesi içerisinde kalıp haramlardan, günah şeylerden kendimizi sakındırmak, korumak, muhafaza etmek demektir. Takvanın adı budur. İmam-ı Nebevi'nin çok güzel bir tespiti var takva ile alakalı. Benim çok hoşuma gider değerli kardeşlerim. Allah ona rahmet eylesin, ondan razı olsun. Diyor ki takvayı tarif ederken, kişiye ahirette zarar gelebilecek şeylerden kişi daha bu dünyadayken sakınmasıdır, uzak durmasıdır. Kendisine ahirette ne zarar verecek o şeylerden dünyada uzak durmasıdır diye tarif etmiştir. Onun için takvalı müminleri Cenab-ı Hak seveceğini bu ayet-i kerimede beyan ediyor. Allah ihsanı ve muhsinleri sever değerli kardeşlerim.
iyi olanları, güzel olanları, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet ve kulluğa devam edenleri sever. Her ne kadar biz onu görmesek de Allah bizi görmektedir. Ayet-i Kerime, Âl-i İmran Suresi 134. ayet-i kerime şöyle ve akabinde yine Âl-i İmran 148 ve Maide 13 ila 93. ayet-i kerimelerde Bismillahirrahmanirrahim. وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِيَيْد۪يكُمْ لَتَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحَبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Cenab-ı Hak, Allah yolunda infak edin, yardımda bulun. Sizi tehlikeye düşürecek şeylerden dolayı sakının. وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِيَيْد۪يكُمْ لَتَّهْلُكَةِ Kendinizi göz göre göre ellerinizle tehlikeye atmayın, infakta bulunun. Ve ehsinu, ihsanda bulunun diyor. İyilik edin, iyi olun diyor ayet-i kerimede. Ayet-i kerimenin devamında Allah iyi edenleri, iyilikte bulunanları sever. Ve müminlerin özelliklerini bahsederken Âl-i İmran suresindeki ayet-i kerimede 134. ayet-i kerimede اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالضَّرَّائِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْفَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever buyur. Dördüncü madde ise değerli kardeşlerim, Allah adaleti ve adil müminleri sever. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِط۪ينَ Bu Kur'an-ı Kerim'de farklı yerlerde aynen ayet-i kerime böyle geçmekte. Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adil davrananları sever buyurmakta değerli kardeşlerim. Maide suresi 42. ayet-i kerimede. Ayet-i kerimenin biz son bölümünü okuduk ama öncesindeki mali de öyle. Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. İnna Allah'a yuhibbul muqsitin. Çünkü Allah adil davrananları sever. Allah tevbeyi ve tevbe edenleri sever değerli kardeşlerim. İnne Allah yuhibbu tevvabine ve yuhibbu mütedahirin. Bakara suresi 222. ayet-i kerime. Şüphesiz Allah çok tevbe edenleri sever. Bununla birlikte çok temizlenenleri, tertemiz olanları, günahından arınanları, manen arınanları, maddi olarak bedenini, evini, elbisesini temiz tutanları Allah-u Teala çok sevdiğini beyan ediyor. Allah sabrı ve sabreden müminleri sever değerli kardeşlerim. Ayet-i kerime nasıldı? Âl-i İmran suresi 146. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü üsta'inu bis-sabri ve's-salah. İnne Allah'a ma'as-sabirin. Ey iman edenler! Ey iman edenler! Allah'tan sabırla, namazla yardım isteyin. Allah sabredenleri sever. Allah sabredenleri sever buyurmakta. Sabrı değerli kardeşlerim en kısa şekliyle şöyle tarif ediyoruz biz. İbadet ve taatte, kullukta kararlı olmak, dayanıklılık göstermek, azmetmek, sebat etmek. Yani örneğin gecenin soğuğunda, sabahın soğuğunda icap ederse kalkıp buz gibi suda abdest alıp hayatı boyunca sabah namazına kararlı bir şekilde devam etmenin adı nedir? Sabırdır. Günahlara, haramlara düşmemek için kendini tutmanın, frenlemenin adı da değerli kardeşlerim sabırdır. Onun için Allah sabredenleri sever. Allah cihat yapanları sever değerli kardeşlerim. Cihadı biz nasıl tarif ediyoruz? Allah'ın adını, dinini öğrenmek, öğretmek, yaymak, yaşatmak ve muhafaza etmek için gösterilen bütün gayret ve çabalara biz cihat diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Saf suresinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha yuhibbul lezine yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Değerli kardeşlerim, 8. madde ise Allah'a tevekkül edenleri Allah sever. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Bir işe karar verdin mi diyor Peygamberimize Cenab-ı Hak, Âl-i İmran suresi 159. ayet-i kerimede, artık azimle o işin arkasında dur ve Allah'a tevekkül et.
Allah tevekkül edenleri sever. Yani bir işi efendim tertipli, düzenli, tedbirli bir şekilde almak, akabinde de dua ile, niyaz ile Allah'a dayanmanın adıdır değerli kardeşlerim. Tevekkül etmek, tevekkül edenleri Cenab-ı Hak seviyor. Efendim 9. madde ise Allah'a müminlere karşı alçak gönüllü, müminlere karşı pek şefkatli, merhametli ve yumuşak olanları Cenab-ı Hak sever diyor ayet-i kerime. Hemen ayet-i kerimeyi okuyarak toparlıyorum değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu biqavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu ezilletin alel mü'minine izzetin alel kafirin. Ey iman edenler, Allah'ın, kim ki Allah'ın dininden dönerse Allah öyle bir topluluk ortaya getirir ki, öyle bir müminin topluluğu oluşturur ki onlar efendim birbirlerini severler ve kafirlere karşı da güçlü ve onurludurlar. Allah da onları sever buyuruyor. Cenab-ı Hak sevdiği kullarından eylesin bizleri, razı olduğu kullar zümresine bizleri ilhak eylesin. Öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip eylesin ve bize bu sayede bilmediklerimizi öğretsin. Gününüz, Ramazan-ı Şerifiniz hayırlı ve mübarek olsun. Sağlıcakla kalın. Lillahi Teala'l-Fatiha.